Ses sorunu nasıl çözülür? Evet, bugünkü videomuzda bilgisayarımızdan ses gelmiyorsa bu sorunu nasıl halledeceğiz onu anlatacağım. Faremizin sağ butonuna tıklıyoruz. Kişiselleştir var burada. Kişiselleştire basıyoruz. Buradan temalara basıyoruz. Bu kısımdan sesler kısmına basıyoruz. Kayıttan yürüt kısmına tıklıyoruz. Buradan fareyi sağ tıklayıp devre dışı bırakılmış ayıkları göster kısmına tıklıyoruz. Buradan yine hoparlöre sağ tıklayıp etkinleştir kısmına basıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ses şu anda çalıyor. Eğer ki bu şekilde de yapamıyorsanız ara kısmına tıklıyoruz. Aygıt yöneticisi yazıyoruz bu kısma ve aygıt yöneticisine tıklıyoruz. Buradan ses kısmına gelip ses girişleri ve çıkışları kısmına, hoparlör kısmına tıklayıp sürücüyü güncelleştir kısmına tıklıyoruz. Sürücüyü yazılma otomatik ara kısmına tıklıyoruz. Benimkinde güncel olduğu için güncel olarak gösteriyor. En alt kısımda yine ses, video ve oyun denetleyicisi var. Bu kısma tıklıyoruz. Buradan sürücüyü güncelleştiriyoruz yine. Sürücü yazılımını otomatik olarak ara diyoruz. Yine güncel olduğu için çıkmadı. En alt kısmına yine sürücü güncelleştir diyoruz. Yine güncel. Bu şekilde yaptıktan sonra eğer ki güncellediyse mutlaka bilgisayarınızı kapatıp açmanız gerekiyor. Eğer ki masaüstü bilgisayar kullanıyorsanız bilgisayarınızdaki kabloları mutlaka kontrol etmeniz gerekiyor. Çıkmış da olabilir. Kabloda kıvrıştığından dolayı ezik de olabilir. O şekilde girişleri çıkışları bir kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer ki yine de hala da sorun devam ediyorsa yine bu kısma tıklayıp özelliklere basıyoruz. Sürücü kısmına tıklıyoruz. Sürücüyü güncelleştir kısmına tıklıyoruz. Sürücü yazılımı bilgisayarımı tarat kısmına tıklıyoruz. Ve bu kısmında en alt kısmına tıklıyoruz. Ve buradan bu kısmını seçip ileri tuşuna basıyoruz. Eğer ki yine bu şekilde sorun çıkma halli olmadıysa alt kısmına yine basıp özellik kısmına tıklıyoruz. Sürücü kısmına tıklıyoruz. Sürücüyü güncelleştire basıyoruz. Sürücü yazılımı için bilgisayarımı tara kısmına tıklıyoruz. En alt kısımda bilgisayarımdaki kullanılabilir sürücülerin bir listesinden seçmeye izin ver kısmına tıklıyoruz. Seçmeme izin ver kısmına tıklıyoruz. Buradan buradaki sürücülerden seçip ileri kısmına tıklıyoruz. Yani hangisinde
Mutlaka bunlardan birisi de olması gerekiyor. Hepsini de denemeniz gerekiyor. Seçip ileri kısmına basıyoruz. Buna basıyoruz mesela. İleri kısmına tıklıyoruz. Bu şekilde yapıp bilgisayarı yeniden başlatmak istiyor musunuz diyor. Bu kısmına siz evet diyeceksiniz. Ses sorunu bu şekilde mutlaka çözülür. Eğer ki çözülmezse yine yorumlar kısmından bana yorum yazabilirsiniz. Eğer ki bilgisayarınız bu sorun çözüldüyse yine bir bildirim bırakın, yani bir yorum yazın. Bu sorun bu şekilde halloluyor. Bu videomuzda bu kadar. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Lütfen ekranda bulunan videolardan birine tıklayın. Please click on one of the video on the screen. Klicken Sie bitte auf eines der Video auf dem Bildschirm. Пожалуйста, нажмите на один из видео на экране. الرجاء المقرفق واحد من شريط الفيديو على الشاشة.